Bismillahirrahmanirrahim. Tesir Kavait kitabımızın inşallah ikinci dönem kayıtlarına başlıyoruz. İlk konumuz müpteda ve haber üzerine olacak. Eğer bir aksilik çıkmazsa 59 videoda kitabın 169. sayfasından sonuna kadar anlatmayı planlıyorum. Bunları ben kendime göre bölümlere ayırdım. Kendime göre konu başlıkları belirledim. En önemli konu başlıklarını seçerek 59'a kadar bu sayıyı indirdim. Kimi derslerimiz 20 dakika sürebilir, kimi derslerimiz yarım saat sürebilir, kimi derslerimiz 5 dakika sürebilir. Yerine göre, durumuna göre, çünkü bazı anlatacağımız konular kitapta 8-10 sayfayken bazı konular 3 sayfa şeklinde olacak kısmet olursa. Evet, ilk konumuz olan müpteda ve haber konusunu bugün işleyelim. El müftedeu vel haberu, konumuz müfteda ve haber. İsim cümlesinin vazgeçilmez elemanlarından olan müfteda ve haberi göreceğiz. Arapçada cümleleri ikiye ayırırsak eğer isim cümlesi ve fiil cümlesi olacak ve bu cümlelerin büyük çoğunluğu isim cümlesi olarak da gelebilir ve isim cümlesi ise bir cümle, mutlaka orada müfteda ve haberi irab açısından bulmamız ve sorgulamamız gerekir. El kavaidu, kaideler. Önce bir kaidelerimize bakalım, müpteda ve haberin ne demek olduğunu öğrenelim. Hemen akabinde de açıklamalarımıza, bunların çeşitlerine, türlerine vesaire geniş izahatlara bakalım. El-müptedeu, müpteda, huve ismun merfu'un. Birincisi, unutmamamız gereken bir nokta, müpteda bir isimdir ve her zaman merfu olmak durumundadır. Unutmayalım, müpteda her zaman isimdir ve merfu, yani ötreli, yani dammeli olmak zorundadır. Yekavu evvelul cümle galiben. Galiben genellikle, yekavu evvelul cümle, genellikle cümlenin başında gelir müpteda. Bu şu demek, eğer bizler fiille başlayan bir cümlenin fiil cümlesi olduğunu biliyorsak ve eğer cümlenin doğasıyla oynanmamışsa, yani çok zor, irabi açıdan teferruatlı bir cümle değilse ve biz onun fiil cümlesi olmadığına kanaat getirdiysek, kesinlikle isim cümlesidir ve mutlaka müpteda o cümlenin başındadır. Galibenden biz bunu anlayacağız. Ama eğer zor bir cümleyse ve müptedanın teahhir edileceği, haberin takdim edileceği bir durum söz konusu değilse, galiben, yani genellikle müpteda isim cümlesinin başında yer alan merfu isimdir. Haberin tanımına bakalım. Huvel cüz'ullezî yukmilu el cümle me'al mübteda. Yani mübteda ile birlikte cümlenin tamamlandığı bölümdür haber. Yani bizler haberi bir nevi mübteda ile birlikte cümle tam olsun diye cümlelerimizin içerisinde kullanıyoruz. Ve yetimmu me'nâhe, ve biz haberi getirmekle yetimmu me'nâhe, yani cümlenin manası tamamlanır, cümle tamamlanır, cümlenin manası tamamlanır. Ve yahsilu bihi me'al mübteda. Ve yahsilu, hasıl olur. Bihi, onunla, yani bil haberi, haber ile hasıl olur. Me'al mübteda, yani haber, mübteda ile birlikte kullanıldığı zaman hasıl olur. Ney hasıl olur? Temamel faide. Yani tam bir fayda, cümlenin tam olarak ne demek istediği ancak mübteda ile birlikte bir haber kullanıldığı zaman hasıl olur. Evet, kaidelerimiz bu şekilde. Kaidelerden anladığımız ötere nedir? Mübteda merfu isimdir. Genellikle cümle başında mübtedayı arayacağız. Haber ise nedir? Mübteda ile birlikte cümlenin tamamlandığı, anlamını tamamlayan ve bir isim cümlesi için olmazsa olmaz yardımcı elemanın adıdır haber. Şimdi gelelim et-tevdih, açıklama bölümümüze. هَذَا هُوَ الْبَابُ الْاَوَّلِ. Bu bab, yani mübteda ve haber babı, هَذَا هُوَ الْبَابُ الْاَوَّلِ, bu birinci bab, yani mübteda ve haber babı, مِنْ اَبْوَابِ عُمْدِ الْكَلَامِ, اُمَدِ الْكَلَامِ. Yani kelamın yapı taşları, kelamın ana direk bablarından birinci baptır mübteda ve haber. Kelamın ana direk bablarından bir tanesidir mübteda ve haber babı. Ve kitabımız şurada geçen Umdetül Kelam ibaresini
bize özellikle açıklama ihtiyacı hissediyor ve diyor ki umdetul kelam, yani şuradaki umdetul kelam bablarından birinci baptır dedi ya kitabımız Mübteda ve Haber babı için. Şimdi buradaki umdetul kelamdan neyi kastediyor? Onu bize açıklayacak. Huve, yani bu, yani Mübteda ve Haber, el cüz'ullezî, öyle bir bölümdür ki kelam için. Mübteda ve Haber bir kelam için öyle bir bölümdür ki la yesûgu, hoş olmaz, güzel olmaz hasfuhu minel kelam. Yani bizim mübteda ve haberlerimizi kelamımızdan hasfetmemiz, onları kelamımızın dışında bırakmamız hiç güzel olmaz, hiç hoş olmaz. La yesugu, güzel olmaz, hoş olmaz, yani düşünülemez. İlla, ancak bi delilin yakumu makamuhu, ama ancak bizim buna hasfetmemizi sağlayacak bir delil varsa veya bu mübteda haberin yerine o cümlede bunun makamında bir şey yakumu, orada ikame olmuşsa, ancak o zaman biz bunları hasfedebiliriz. Ve yusemme ruknul cümle. Ve biz bunlara, yani mübteda ve habere, ruknul cümle diyoruz. Cümlenin bir bölümü, cümlenin bir rüknü anlamında. Hâzel bâb, işte burada bahsettiğimiz, yani kelam için bu kadar önemli olan, kelamın vazgeçilmezi olan, kelamın olmazsa olmazı dediğimiz bab, huvel mübteda vel haber. Bu nedir? Mübteda ve haber babıdır. El mübteda ve mübteda, şimdi burada mübtedanın daha geniş bir tanımına yer veriyor kitabımız ve diyor ki huvel ismul merfu'ul vaki'u sadrul cümleti galiben. Evet, huve, yani mübteda, el ismul merfu, merfu bir isimdir. El vaki'u, yani vaki olur, gelir, bulunur. Sadrul cümleti galiben. Genellikle cümlenin başında. Evet, sadr, burada cümlenin, sadrul cümle, cümlenin başı anlamında kullanacağız. Zaten Arapçada sadaret isteyen kelimeler vardır. Sadaret isteyen kelimeler, bu da onun gibi. Mübteda da yine sadaret isteyen bir kelime çeşididir Arapçada. Vel müsnedu iley, vel musnedi ileyhi hükmün, yani hükmün kendisine isnat edildiği şeydir mübteda. Evet, burada iki tane tabir göreceğiz birazdan. Birisi müsnedu iley, diğeri de mehkumun aley, sayın hocalar. Bu ikisi de Arapçada mübteda için kullanılır. Müsnedu iley, bir hükmün kendisine isnat edildiği kelimedir mübteda. Aynı zamanda mehkumun aley, hükmün kendisinin üzerine bina edildiği kelimedir mübteda. İkisi de aslında aynı anlamda kullanacağız. Birincisi el müsnedu ileyhi hükmün, hükmün kendisine isnat edildiği kelimedir mübteda. Fel mübtedevu mehkumun aley, yine aynı şekilde mübteda mehkumun aleydir. Yani hükmün kendisinin üzerine bina edildiği kelimedir. Ve yusemmihu el belagiyun el musnedu iley. Yani buradan şunu çıkaralım. Nahiv alimleri mübtedaya mehkumun aleyh derken, genellikle belagat alimleri, belagiyunlar, müsnedu iley tabirini kullanmışlardır mübteda için. Yani biz mübtedaya mehkumun aleyh de diyebiliriz, el müsnedu iley de diyebiliriz, ikisini de kullanabiliriz. Şimdi gelelim enve'uhu, yani mübtedanın çeşitlerine. Mübtedanın çeşitlerine şöyle bir bakalım. Enve'uhu. Çünkü burada ilk önce mübtedayı işliyoruz. Sonra da muhtemelen kitabımız habere değinecektir. Evet. Enve'uhu, yani mübtedanın çeşitleri min haysu, şu yönden. Yani şu açıdan çeşitleri. Birincisi vücuduhu serahaten, yani apaçık lafzen, gözle görülür bir şekilde orada bulunuyor mu, ev tevilen, veya tevile dayalı, yoruma dayalı bir müfteda mı, yoksa sarih lafzen melfuz olarak orada bulunan bir müfteda mı? Bu açıdan bakarsanız eğer müfteda ikiye ayrılır. Sarih olan müfteda ve tevili müfteda. Şimdi ismu sarih, yani sarih bir isim olarak gelen müptedaya bakacağız. Ey, yani melfuzun bihi serahaten. Yani serahaten, yani apaçık bir şekilde melfuz, lafza dökülmüş olan müptedayı kastediyoruz burada. Sarih olan müptedadan kastımız bu şekilde. Ne gibi? Muhammedun
Rasulullahi. Evet, burada gördüğümüz fel mübtedehu fi hadal misali huve Muhammed. Şu cümlede, yani Muhammedun Resulullah cümlesinde Muhammedun mübtedadır, merfudur. Rasulullahi bizim haberimizdir. Kendi içinde Resulü haberdir, merfudur. Allah lafzı celali burada nedir? Muzafın ileydir ve mecrurdur. Eğer irabını yapmak istersek bu cümlenin bu şekilde irabını yapacağız. Fel mübtedehu fi hadal misal huve Muhammed. Bu örneğimizde, yani Muhammedun Resulullahi örneğimizde Muhammedun kelimesi nedir? Sallallahu aleyhi ve sellem nedir burada? Mübtedadır. Ve huve ismun sarihun. Ve Muhammed ismi sarih bir isimdir. Mevcudun fil cümle. Cümlede mevcuttur. Bakın cümlede var, onu görebiliyoruz. Melfuzun sarahaten. Yani melfuzun lafza dökülmüş bir şekilde ve sarahaten apaçık bir şekilde bu cümlemizde Muhammed'in mübtedası sarih bir şekilde apaçık karşımızda durmaktadır. İşte böyle olursa, yani mübteda sarih bir şekilde yazılıysa melfuz olarak, biz buna ne diyoruz? Sarih mübteda diyoruz. Şimdi gelelim müevvel, yani tevil edilmiş mübtedaya bakalım. Lafzun müevvel bir ismi sarih. Yani sarih bir isimden müevvel edilmiş lafız olursa, bakın dikkat ediniz, sarih bir isimden müevvel yani tevil edilmiş lafız olarak da gelebilir mübtedalarımız. Mislu şu şekilde, o entesumu sizlerin oruç tutması hayrul lekum, sizin hayrınızadır. O entesumu, malumunuz Arapçada eni mastariye dediğimiz, en nasbeden edatlardan olan eni mastariye fiili muzarinin başına gelerek onu mansup kılmaktadır. Ve aynı zamanda mansup kıldığı fiili muzarinin manasını da fiillikten çıkararak ne yapmaktadır? Mastar manasına çekmektedir. Yani bu örneğimizde o entesumu, sizin oruç tutmanız hayrul lekum, sizin hayrınızadır. Yani buradaki entesumudan kastımız siyamukum, yani sizlerin oruç tutması. Ve siyamukum hayrul lekum, sizlerin oruç tutması sizin hayrınızadır. Yani burada Allahu Teala ayeti kerimede ve siyamikum yerine entesumuyu kullanmıştır sayın hocalarım. Ama ikisinin manası da aynıdır. Yani o entesumu fiil tarzından, fiil kökünden bizim meramımızı anlatmamız varken, mastar olarak tabii ki de, siyamukum nedir? Muzafın ile şeklinde isim olarak meramımızı anlatmaktır. Arasındaki tek fark bu. Birinde fiil yönünden mastarlaştırılarak anlatılmıştır. Diğerinde direkt isimden muzaf ve muzafın ile olarak meramımız anlatılmıştır. Fe en, buradaki ene gelince, yani şu entesumudaki ene gelince, vel fi'il, yani buradaki en ve fi'il, vel fi'lu ba'deha, yani enden sonra gelen tesumu fiili. Bakın şimdi benim dediğim şeylerin aynısını kitabımız Arapça ibarelerle bize anlatıyor ve diyor ki fe en, buradaki ene gelince vel fi'lu ba'deha tesumu, en ve sonrasında gelen tesumu fiili, yani bu bölüm, şu işaretlediğim bölüm fi te'vili ismi sarih mastar. Yani bunlar sarih bir isim olan mastar te'vilindedirler. Yani biz burada en tesumuyu gördüğümüz zaman bu en harftir, bu tesumu fiildir diyeceğiz. Gözle gördüğümüz bu. Ama onları okuduğumuz zaman orada sarih bir isim olan mastarı bizler anlayacağız. Ve huve siyamun. İşte burada, yani demek istediği şu. Burada en ve tesumu kullanılarak sarih bir isim olan siyam kastedilmiştir. Ama siyamın yerine tevil edilerek en tesumu ibaresi bizim karşımıza çıkarılmıştır. Ve huvel mübteda. Ve burada, yani en tesumu mübteda hayrun haberidir sayın hocalar. Entesumu mübteda ve hayrun haberidir. Ve görüyoruz ki burada entesumu sarih bir isim değildir. Nedir? Sarih bir isimden tevil edilen fiil ve harften oluşmaktadır. Tek farkı bu. Buradaki mübtedamız müevvel bir mübtedadır. Ama Muhammedun Resulullah'taki Muhammedun sarih bir isim tarzında gelen mübtedaya örnektir. Evet, sarih ve müevvel isim olarak mübteda ayrımını gördükten sonra şimdi diğer bir çeşide gelelim. Enve'uhu, mübtedanın kısımları yine minhaysu şu yönden. Kevnuhu muhbiran anhu evle. Yani muhbiran anhu, kendisinden haber verilmesi yönünden evle veya
haber verilmemesi yönünden müptela. Bakın dikkat edelim. Bir müptedamız var, kendisinden haber veriliyor. Bir müptedamız var, kendisinden haber verilmiyor. Şimdi onları görelim. Müptedaun lehu haberun. Yani kendisinden haber verilen müpteda. Ve huve ellezî, öyle bir müptedadır ki bu, yekûne ismen sarihan, ne olur? Sarih isim olarak gelebilir. Muhammed'in örneğinde olduğu gibi. Ev mühemmelen bihi, veya müemmel, müevvel isim, müevvel bir kelime olarak gelebilir. Az önce gördüğümüz entesumu gibi. Kemâ fil misaleyni sâbikayn, az önce gördüğümüz iki misalde. Sâbikayn, geçen, yani az önceki el misaleyn, iki misalde olduğu gibi Muhammedun ve entesumu da. Ve yekûnu mehkûmen aley bi hükmü huvel haber. Ve o iki örneğe de baktığınız zaman biz onlara müpteda dedik. Neden? Çünkü onlar ve yekûnu olurlar mehkûmen aley. Onlar mehkûmun aley olurlar. Çünkü ikisinin üzerine de bir hüküm bina edilmiş. Birincisi neydi? Muhammedun Resulullah. Muhammedun'un üzerine binilen hüküm nedir? Allah'ın Resulü olduğudur. Ve diğerinde entesumu da ise verilen hüküm nedir? Entesumu, oruç tutmanız hayrun lekum, sizin için hayırlıdır. Orada da oruç tutmanın hayırlı olduğu hükmü bunların üzerine bina edilmiştir. Bi hükmü huvel haber. İşte oralarda bildirilen hükümlere biz haber diyoruz. Yani demek istediği şu. Eğer sizin müptedanız sarih bir isimden oluşuyorsa veya müevvel bir isimden oluşuyorsa onlar nedir? Otomatikmen mehkumun aleyhidir ve siz onların yanına haber getirmiş durumdasınızdır. İşte bu yüzden bunlar kendisinden haber verilen müpteda çeşidine giriyorlar. Müptedaun leyse lehu haber. Yani kendisinden haber verilmeyen müptedalar. Şimdi de onlara bakalım. Ve huvellezî yekûnu vasfen. وَهُوَ الَّذ۪ي Bu öyle bir müptedadır ki يَكُونُ olur وَصْفًا لَهُ مَرْفُوٌ onun merfu bir vasfı olur اِسْتُغْنِيَ بِهِ عَنِ الْخَبَرِ ve bu tarz durumlarda yani bu tarz müptedalarda ne olur? Haber bulunmaz. اِسْتُغْنِيَ بِهِ عَنِ الْخَبَرِ ve yani haberden müstağni olur. Yani haber kendisinde bulunmaz. Ne olur? Onun bir vasfı olur sayın hocalarım. Şimdi örnekte daha iyi anlayacaksınız. هذا الوصف bu vasıf غير محكوم عليه yani onun üzerine bina edilmiş bir hüküm değildir bu vasıf. بِأَمْرِ لِإِفْتِقَارِهِ اِلَى مَرْفُوُ yani merfu bir şeye olan eksikliğinden dolayı. O da nedir? Fail veya naibul fail olabilir. لِيَتِمَّ بِهِ الْجُمْلَ yani cümlenin tamamlanabilmesi için merfu bir şeye olan eksikliğinden dolayı bunlar mehkumun aleyh değillerdir. Yani bu tarz yani habersiz müptedaları kastediyoruz şu an. Ve yukmelu me'nâhe onun manası tamamlanır. Hâzel merfu buradaki merfu olan şey yesuddu meseddel haber. Buradaki merfu olan şey yesuddu meseddel haberdir. Yani haberin yerine geçen şeydir sayın hocalar. Haberin yerine geçen şeydir. Ne gibi mesela? Örneğimize bakalım. Ekaimun el-imran. El-imran da imran diyelim. İki imran ekaimun kalktılar mı? Ekaimun el-imran iki imran kalktılar mı? Şimdi burayı bize kitabımız bir açıklayacak ama şurada bir yanlış yazılma var. Yani detayında buranın ezzeydan olduğu söyleniyor ama örneğimizde İmran demiş. O yüzden İmran'ı unutalım. Buraya da Zeydan yazalım. Ve cümlemiz ne olsun? Ekaimun ezzeydan. Yani iki Zeyd ekaimun kalktılar mı? Ya da geldiler mi? Çünkü kame ayağa kalkmak ve gelmek anlamında da kullanılabilir. Ama biz burada ayağa kalktığı kullanalım. Yani iki Zeyd ayağa kalktılar mı? Ekaimun ezzeydan cümlemiz bu. Şimdi bakalım detaylarına. Fe kelimetu ekaimun, buradaki ekaimun kelimesi vasfun, bir vasıftır. Neden? Li'ennehe, çünkü o ismi fail. İsmi fail sigasındadır. Ne gibi? Bakın gaimun. Şu baştaki nedir? Soru hemzesi. Bunu görmeyeceğiz. Gaimun nedir? Bir ismi fail sigasıdır. Ve hiye müpteda. Buradaki gaimun bizim müptedamız sayın hocalar. Unutmayalım. Buradaki gaimun bizim müptedamız. Ve kelimetu ezzeydan
Zeydan kelimesi ise failun lil vasfi. Buradaki vasıf için bir nedir? Faildir. Bakın dikkat ediniz. Yani gaimun kalktılar mı? Buradaki vasıf kalkmak vasfı. Ve bu vasfı kim yapacak? Ezzeydan iki zeyd. Ve bu ikisi nedir burada otomatikman? Faildir. Lil vasfi vasıf için bunlar faildir. Vasıftan kastımız ne? Gaimun. Vasfın failleri nerede? Ezzeydan. Ve failun lil vasfi buradaki ezzeydan vasıf için bir fail olmuştur. Sedde meseddel haber ve stugniye bihi anil haber. Şimdi burayı size şöyle açıklayayım. Sedde meseddel haber demek cümlenin anlamı tamamlanabilmesi için yani müptedanın yanına hani haber getirmek durumundayız ya işte böyle durumlarda yani habersiz müptedalarda sedde meseddel haber uygulanır. Yani müptedanın vasfına uygun bir fail ya da naibul fail getirilerek o da sedde meseddel haber olur. Haberin yerine oradadır. Ve bu cümlede haber bulunmamaktadır. Bakın dikkat ediniz. Ekaimun ezzeyden cümlesinde gaimun nedir? Müptedadır. Başında soru hemzesi var. Müptedadır. Ezzeyden ise nedir? Faildir. Bakın burada haber yok. Ama müptedanın yanında haber bulunması gerektiğinden biz buraya haberin yerine sedde meseddel haber yani haberin yerini dolduran bir merfuat getirmiş oluyoruz. O da nedir? Burada faildir. Ama naibul fail de burada kullanılabilir. Umarım burayı yani şu sedde meseddel haber durumunu daha doğrusu şu müptedaun leyse lehu haber yani habersiz müptedalar konusunu umarım iyice anlatabilmişimdir. Ama herhangi bir sorunuz vesaire varsa özelden yazarak bunları da sorabilirsiniz. Şimdi gelelim habere. Unutmamamız gereken şeyi bir daha hatırlatayım. Müptada müsnedu iley ve mehkumun aleydi. Unutmayın bakın müsnedu iley kendisine isnat edinilen ve mehkum aley kendisinin üzerine hüküm bina edilen kelimeydi müptada. Şimdi haberi göreceğiz. El haberu haber huvel kavlul merfu. O nedir? Merfu bir kavildir, merfu bir sözdür. El müsnedu ilel müpteda. Müptedaya isnat edinilen, bakın isnat edinilen şey haber. Kendisine isnat edinilen şey müpteda. Liyetimme bihi faidetuhu fel haberu hükmün alel müpteda. Haber müptedanın üzerinde bir hükümdür. Müpteda da kendisine hüküm bindirilendir. Liyetimme bihi faidetuhu. Yani müptedanın faidesi tamamlansın diye müptedaya isnat edilen merfu kavle haber denir. Tekrar edelim. Müptedanın faidesi yani tam olarak vermek istediği şey tamamlansın diye müptedaya isnat edilen merfu kavle haber denir. Fel haberu hükmün alel müpteda. Haber müptedanın üzerine bina edilen hükümdür. Bakın. Enva'uhu. Şimdi haberin çeşitlerine bakalım. El haberu imme haber ya imme ya demek ya nedir ya müfrettir ya cümledir ya şibi cümledir. Enva'uhu el haberu imme müfredun cümletun ev şibi cümle. Haber ya cümledir ya müfret bir kelimedir ya da şibi cümledir. Şimdi bunları görelim. El haberul müfret müfret haberden kastımız şu. Mâ leyse bi cümle cümle olarak gelmeyen veya şibhi cümle veya şibhi cümle olarak gelmeyen haberler müfret haberlerdir. Müfretten kastı sayın hocalarım tek kelime olarak yazılan haberler. Ne gibi? El beytu nazifun. Ev temizdir cümlesinde nazifun nedir? Müfret bir haberdir. Bir cümle değildir haber tek kelimedir. Bir şibhi cümle de değildir. Bu arada cümle olarak haber nasıl gelir? İsim cümlesi olarak gelebilir, fiil cümlesi olarak gelebilir. Şibi cümle ise nedir? Car mecrur ya da zarf mazruftan oluşan cümleler Arapçada şibi cümledir. Birazdan buna dair de örnekler göreceğiz zaten. Şimdi el haberu müfret dedik. Mâ leyse bi cümle yani cümle olarak gelmeyen veya şibi cümle olarak gelmeyen haberler müfret olarak gelmiş haberlerdir. Vel müfredi yeştemül yani buradaki müfret haberden kastımız vahid, müsenna veya cemi olabilir. Bakın tek kelime olacak ama vahid yani mesela Muhammedun gibi tek kelime de olabilir. Müsenna Muhammedani de olabilir veya cemi Muhammedun olabilir. Yani tek kelime olacak
Ama o tek kelime sayısal açıdan bir olur, tesni olur, cemi olur, bu fark etmez. Yine tek sayılır. Ne gibi? Muhammedun müçtehidun, Muhammed çalışkandır. Bakın burada Muhammedun müpteda, müçtehidun haberdir ve tek kelimedir, müfrettir. Sayı bakımından da bir tanedir. El Muhammedani müçtehidani, el Muhammedani iki Muhammed, müptedadır, tesniyedir. Müçtehidani iki çalışkanım, iki Muhammed çalışkandırlar. Burada da müçtehidane haberimiz var. Tesniyedir. Sayı bakımından iki tanedir ama bakın yine tek kelimedir sayın hocalarım. Yani Muhammedune müpteda bir kelime, müçtehidani bir kelime haberdir. El Muhammedune Muhammedler, müçtehidune çalışkandırlar. Burada el Muhammedune müptedadır, merfudur ve cemi müzekker salimdir. Aynı şekilde müçtehidune de nedir yine? Cem müzekker salim bir haberdir. Sayı olarak cemidir ama kelime bakımından müfret bir haberdir. Şimdi buradaki müfretten kastımız, şimdi şuradan alalım. Müfret haberden kasıt tek kelime olacak. Sayı bakımından 1, 2, 3 olabilir ama tek kelime olacak. Aynı şekilde müfret müştak gelebilir veya camit gelebilir. Şimdi müfret olan haberimiz müştak bir kelime olabilir. Müştak bir kelime. Yani fiil kökünden türemeyen, bakın fiil kökünden türemeyen kelime olursa eğer, tam tersi hatta, tam tersi yani camit fiil kökünden gelmeyen, müştak fiil kökünden türetilen isimler müştak. Evet, tam tersi. Tekrar edelim o zaman. Müştak olabilir, fiil kökünden türetilen isim olarak gelebilir haber ya da normal fiil kökünden türemeyen isim olarak camit olarak gelebilir. Örneğimize bakalım. El camit yani camit müfret haber nasıl olur? El ittihadu kuvvetun. El ittihadu birlik, kuvvetun kuvvettir. Yani birlik olmamız kuvvettir. Burada el ittihadu müpteda, kuvvetun ise haberdir. Burada kuvvet nedir? Camittir. Yani fiil kökünden türemeyen bir isimdir. Kuvvetun fiil kökünden türemezse camit olur, türerse müştak olur. Şimdi müştak habere bakalım. El ilmu nafiun yani ilim faydalıdır. Bakın burada nafiun haberi nefe'a fiilinden türeyen müştak bir isimdir. Yani şöyle toparlayalım burayı. Haberimiz camit isim de gelebilir, müştak isim de gelebilir. Evet, diğer sayfamıza geçelim. El haberu el cümle yani haber cümle olarak gelebilir. Demin dediğimiz gibi haber ya müfret isimdir, onu gördük. Sayı bakımından vahid, müsenna ya da cemi olabilir ama tek kelime olacak. Ya da haberimiz yine tek kelime olacak ama müştak ya da camit olabilir. Aynı şekilde haberimiz cümle olarak ya da şibi cümle olarak gelebilir demiştik. Haberimiz cümle olarak gelebilir ama hangi cümle çeşitleri hemen bakalım. Mâ kâne cümletu ismiye ev cümletu fi'liye. Yani zaten iki çeşit cümle çeşidi var Arapçada. Fiil cümlesi olarak gelebilir ya da isim cümlesi olarak gelebilir haberimiz. Şimdi bakalım. El haberu cümletul ismiye. İsim cümlesi olarak gelebilen haberlere şöyle bir bakalım. İsim cümlesi olarak nasıl geliyor bakalım. Ennecatu sebiluha es-sidku. Ennecatu doğruluk. Sebiluhe es-sidku yani doğruluğun yolu sıdık, necat kurtuluşun yolu doğruluktur. Evet, en-necatu kurtuluş, sebiluhe onun yolu yani sebilun necati es-sidku doğruluktur. Şimdi bu cümlemize baktığımız zaman en-necatu mübteda merfuun bi damme. En-necat burada mübtedadır, merfudur, dammelidir. Sebiluhe es-sidku ise bizim neyimizdir? Haberimizdir. Ve burada haberimiz isim cümlesi olarak gelmiştir. Peki nasıl? Es-sıdku sebilun necat. Aslında burada sizlerin de kafasını karıştıran nokta es-sıdku müptedasının sebiluhe haberinden sonra zikredilmesi. Aslında bu cümle en-necatu müpteda es-sıdku sebiluhe haberi olarak gelebilirdi. Çok daha kolay anlardık. O zaman şöyle bir kere daha açıklayayım. En-necatu mübteda. Sebiluhe es-sidku ise kendi içerisinde nedir? Mübteda ve haberden oluşan bir isim cümlesidir. Unutmayın bakın. Eğer haberimiz bağımsız bir isim cümlesi ise ve biz isim cümlelerinin içinde mübteda ve haber arıyorsak
Buradaki haberin içinde de yine müptedâ ve haber bulmak durumundayız. O zaman tekrar edelim. En-necâtü müptedâ. Şurası sebîlüha es-sidku haber. Ama haber kendi içerisinde es-sidku müptedâ, sebîlü haber. He ise burada muzafın ileyidir ve muttasıl mecrur zamirdir. Sükun üzere mebnidir. Fî mahalli cerdir. Çünkü muzafın ileyidir. Tekrar ediyorum bu irabı. Not edelim lütfen. En-necâtü mübtedaun merfûn bid-dammem sebîluha es-sidku haber fî mahalli ref. Aynı zamanda es-sidku mübtedaun merfûn bid-damme sebîlu haberun merfûn bid-damme he muzafun iley damir muttasıl mecrur fî mahalli cer ve sükun üzere mebnidir. Tekrar ediyorum bu örneği. En-necâtü mübteda es-sidku haberin içindeki mübteda sebîlu haberin içindeki haber ve he ise haberin içindeki haberin muzafın ileyhi. Aynı zamanda bu sebil muzaftır sayın hocalar. Şimdi haberin fiil cümlesi olduğu versiyonlara bakalım. El ilmu yenfe'u sahibehu. El ilmu müpteda dedik, burayı bıraktık. Bizim içimiz işimiz haberle. Bakalım haberimize yenfe'u sahibehu. Sahibine fayda verir. İlim sahibine fayda verir. Burada el ilmu müpteda ise eğer yenfe'u sahibehu haberdir ve haberimiz bakın bir fiil cümlesidir. Hemen fiil cümlemizi irab edelim. Yenfe'u fiili muzari merfu'un biddamme. Burada ne var? Gizli bir zamir var. Fail olan. Fail burada damir-i müstetir. Nedir? Huve zamiridir. Sahibe bizim mef'ulümüzdür. Aynı zamanda muzafımızdır. Hu ise burada muzafın ileyidir. Fi mahalli cerdir. Mecrur muttasıl zamirdir. Hu zamiri burada. Tekrar edelim. El ilmu mübteda yenfe'u sahibehu haber. Ama kendi içerisinde yenfe'u fiili muzari merfu'un biddamme. Burada gizli bir huve zamiri var. Fail merfu fi mahalli ref. Sahibe bizim mef'ulümüz. Hu ise sondaki muzafın ileydir. Fi mahalli cerdir. Aynı zamanda sahibe muzaftır sayın hocalar. Evet, şu iki bölgenin irabı ile alakalı bir sıkıntı ya da anlamadığınız bir nokta varsa lütfen sormaktan çekinmeyin. Çünkü bu sınavınız diğeri kadar kolay olmayacak. Biraz çetin geçebilir. Ve ben olsaydım eğer bu tarz irabı, yani şunun irabı kolay ama bunun irabı diğerine göre biraz daha zor. Bu tarz cümlelerin irabına değinmemiz gerekiyor fazlasıyla. Ve bu video serimizde, yani 59 videoluk serimizin tamamında inşallah kısmet olursa elimden geldiğince her örneği, her misali tek tek açıklayıp tek tek irab etmeye de gayret göstereceğim. Çünkü malumunuz sınavlarda örnekler üzerinden sorular ağırlıklı gelmektedir. Şimdi haberimizin isim cümlesi olduğunu gördük. Haberimizin fiil cümlesi gelebileceğini gördük. Geriye sadece şibi cümle kaldı, ona bakalım. El haberu şibi cümle. Haberin şibi cümle olabileceği durumlar. Huve müteallak ezzarf evlcer vel mecur. Yani şibi cümle dediğimiz olay zarftan ve mazrufundan oluşan ya da cer ve mecrurundan oluşan cümle kalıplarıdır. Hemen bakalım. El haberu ezzarf. Haberin zarf yönlü şibi cümle olduğu durum. Bakın tekrar edelim. Haber şibi cümle geliyor ama zarf kullanılarak olan şibi cümle. Ne gibi? El ilmu indallah. İlim Allah'ın katındadır. İlim Allah'ın yanındadır. Burada el ilmu nedir bakın? Fel ilmu mübteda. Evet, burada el ilmu mübteda indallah bizim haberimizdir. Ve indallah'a gelelim şimdi. İndallah'a gelelim. Zarf-ı mekan, inde yanında olduğu için bir mekan zarfıdır. Müteallak bi mehzufi haber. Burada bizim indemiz nedir? Zarftır ve neye müteallaktır? Yani neyle alakalıdır? Bi mehzufi haber. Burada hasfedilen bir haberin müteallakıdır inde. Ne gibi? Yani müstakar. Müstakarrun ev istekarra indallah. Yani müstakar, yani şöyle diyelim, karar kılmış, yerleşmiş. Yani Allah'ın katında yerleşmiş bir ilimdir gibisinden. Ev veya istekarra indallah. Bu ikisi de aynı aslında. Müstakirrun ev istekarra indallah. Aslında kitap bize diyor ki bu cümlemiz şöyleydi. El ilmu müstakirrun indallah. Eğer cümleyi bize böyle verseydi biz onu şöyle irab edecektik. El ilmü mübteda müstakirrun haber indallah ise müteallak bil haber.
Yani habere müteallak olmuş. Yani haberin varlığı onun mevcudiyetinin sebebi. Evet, sizlere müteallakı ancak böyle açıklayabilirim sayın hocalarım. Yani müteallak demek, yani bir kelimeye müteallak olan kelimemiz, bakın açıklayayım. Bizim kelimemiz eğer başka bir kelimeye müteallaksa, o zaman o başka kelimedir bizim kelimemizin mevcudiyet sebebi. Onu şimdi buraya uygulayalım. Buradaki indenin varlığı, indallahi'nin varlığı, müstakarrun, müstakirrun haberinin varlığı sebebiyledir. Yani eğer siz burada müstakirrunu kullanmayacak olursanız eğer, indallahi'den de bahsetmemiz mümkün değildir. Ve peki hocam, örneğe baktığımız zaman burada bir müstakirrun yok. Doğru, burada müstakirrun yok. Çünkü ne dedi kitabımız? Bakın, mahzuf bir haber var orada. Mahzuftur buradaki haber. Yani haberimiz müstakirun kelimesi burada hasfedilmiştir. Onun yerine zaten biz indallahi'yi kullandık sayın hocalarım. Evet, el haberu cer ve mecrur, haberin yine cer ve mecrur şeklinde şibi cümle olduğu durumlara gelelim. El fevzu fis sıdkı, el fevzu başarı, yani üstünlük, fis sıdkı doğruluktadır. Başarı kazanç, fevz kazanç, başarı fis sıdkı doğruluktadır. Burada el fevzu mübteda. El fevzu kelimemiz mübteda. Fis sıdkı bizim haberimizdir. Ve fis sıdkı, sıdkıya, fis sıdkıya baktığınız zaman car ve mecrur, burada fi harfi car mebnidir. Es sıdkı ise ismun mecrurun bi fi. Yani burada car ve mecruru var. Yani bu ve car ve mecrurdan oluşan bir haber var karşımızda. Ve kitabımız bize diyor ki yine aynı şekilde car ve mecrur olan şu fis sıdkı bölümü müteallak bi mahzufi haber. Burada yine fis sıdkı mahzuf olan, hasfedilen bir habere müteallaktır. O yüzden burada varlar. Yani müstakirun bağlıdır. El fevzu başarı, müstakirun fis sıdkı yani doğrulukla doğru orantılıdır. Doğrulukla bağlıdır. Doğruluk olduğu sürece başarı vardır anlamında bir cümle burası. Yani şuradaki el fevzudan sonraki müstakirun, şuradaki müstakirun hasfedilmiştir. Ev istakarra fis sıdkı. Bu da aynı şekilde istakarra fis sıdkı ya da müstakirun. Bu ikisinin manası da aynı. Yani dediğimiz gibi şurada el fevzudan sonra bir müstakirun var idi. Biz onu hasfettik ve onun yerine fis sıdkıyı haber olarak biz burada kullandık sayın hocalar. Şimdi şurayı bir toparlayalım. Haberimiz müfret bir kelime gelebilir. Sayısal açıdan 1, 2, 5 olabilir ama kelime bakımından tek kelime müfret gelebilir. Camit ya da müştak gelebilir. Camit isim kökünden gelen kelimeler, müştak fiil kökünden isimleşen kelimeler diye aklınızda kalabilir. Aynı zamanda haberimiz cümle olarak gelebilir. İsim cümlesi gelebilir. Fiil cümlesi gelebilir ya da şibi cümle gelebilir. Şibi cümle yine zarf ve mezruf olarak gelebilir haberimiz ya da car ve mecrur olarak gelebilir. Unutmayalım, kesinlikle ve kesinlikle bizim car mecrur olarak da gelse, zarf mezruf olarak indallahi ya da fis sıdki olarak da gelse bunların aslında hasfedilen bir haberin müteallakı olduklarını kesinlikle unutmayalım sayın hocalarım. Evet, ilk dersimiz 3 sayfalık bir konuydu. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. İnşallah ikinci videoda ehkamül mübteda vel haber konusunu ele almaya çalışacağım.